YouTuberlerin milyonlarca izlenme aldığı ama belki senin kanalının büyümede zorlandığı o fark ne olduğunu biliyor musun? İşin sırrı personel YouTuberlerin videolarında yaptığı 5 temel şeyin senin yapmamış olman. Ve bu 5 şeyden biri çoğumuzun göz ardı ettiği bir şeyle başlıyor. Ses tasarımı. Yeni başlayan YouTuberler sesi genelde son olarak düşünür. Video senaryosunu yazar, çeker, düzenler ve en sonunda ah evet müzik lazım diyerek bir iki parça ekleyip geçer. Ama profesyonel YouTuberler sesin çok daha fazlasını başarabileceğini biliyor. Örneğin YouTube editörü Aiden Hiller Smith video düzenlemesinin yarısından fazlasını müziğe ayırıyor. Mr. Who's the Boss ise kanalındaki en büyük gelişmenin The day that I decided, okay, I'm gonna spend more time on music and try to create moods with what I'm saying. Dediği gün gerçekleştiğini belirtiyor. Profesyonel YouTuberler müzikteki ve ses efektlerindeki değişikleri iki önemli amaçla linçli olarak kullanır. Tekrarlayan bölümleri bölmek için ve izleyicide belirli duygular uyandırmak için bu videoların izlenme süresini ciddi anlamda arttırır. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İlk olarak telifsiz müzikler dinleyerek hangi şarkıların veya şarkı bölümlerinin kendilerinde hangi duyguları hissediklerini dikkat ederler. Sonra duyguya göre sıralanmış bir müzik kitaplığı oluşturmaya başlar. Video düzenlerken izleyicilerin belirli noktalarda hangi duyguları yaşamalarını istiyorlarsa buna uygun müzikleri seçip kullanırlar. Kendi videolarına bunu nasıl uygulayabilirsin? Bir hafta sonunun ses kitaplığı oluşturmaya ve ses tasarımının temellerini öğrenmeye ayır. Nereden başlayacağını bilmiyorsan şu 3 adımlı formülü takip et. Birinci, favori içerik üreticilerini izle ve hangi müzikleri ne zaman, ne kadar süre kullandıklarını ve bu müziklerin sana ne hissettiğini not et. İkinci olarak elinde bir liste olduğunda Epidemic Sound gibi kullandığın müzik platformlarında gez, şarkıları ve şarkı bölümlerini dinle, yine sana ne hissettiklerini ve hangi içeriklerde uygun olabileceklerini yaz. Üçüncü olarak bulduğun müzikleri bu ses kitaplığına çevir ve yanına not ekle. Bu müzikler sana nasıl hissettiğini ve onları ne zaman, nerede kullanmak istersin. Profesyonel YouTuberler bir takvim oluşturur. Bu her cuma bir video yüklemek olabilir ya da haftada iki video olabilir ve ne olursa olsun bu plana sadık kalırlar. YouTube'e yeni başladığında bu inanılmaz faydalı bir tavsiye, ancak daha profesyonel bir aşamaya geçtiğinde bu yaklaşım kanalına ve izleyicilerine zarar verebilir. Bu durumda en iyi bilenlerden biri popüler YouTuber Ali Abdal. O kanalı için niceliğinin niteliğine üstün gelmesinin nereye yol açtığını samimi bir şekilde paylaşıyor. There was a video we put out on the channel maybe last month, which you know ended up getting like a ton of dislikes for a very clickbaity kind of title. I was like, all the comments were like, oh my god, I can't believe what your channel has turned into, like this is awful, sort it out. I was like, okay, this is actually all, these are all very reasonable comments, people have a point here. So I deleted the video, and that kind of led me on this soul searching mission of like, okay, how did we get to this point where I put out something that was objectively for the sake of I don't know what. Ali uzun süre boyunca tutarlılık tuzağına düştüğünü ve her hafta iki video yayınlaması gerektiğini düşündüğünü fark etti. Bu durum hem kendisini gururlandırmayan videolar üretmesine hem de izleyicilerin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Katı bir tutarlılık ilk başta ise işe yarar. Özellikle YouTube'da ilk yılı doldurana kadar video yükleme düzeni oluşturmak ve buna sadık kalmak YouTube kasını güncellendirmenin en iyi yollarından biridir. Ama profesyonel YouTuberler bilir ki bir kere o kas güncelliğinde ve içerik üretmek rahat bir hale geldiğinde tutarlılığı bırakıp kaliteye odaklanmak daha iyidir. Peki ne zaman kaliteyi miktardan üstün tutmaya hazırsın? Tutarlılığı ön planda tutmaya devam et ta ki video yükleme Everest dağında tırmanmak gibi hissettirmeyene kadar. Bu 6 ay olabilir, 1 yıl ya da 2 yıl sürebilir. Ancak bu kere videoları düzenli olarak üretmek senin için zor olmaya başladığında daha esnek olmayı ve kaliteye daha fazla odaklanmayı düşünebilirsin. Profesyonel YouTuberler
videolarını tersten planlar. Bir YouTuber belirli bir büyüklüğe ulaştığında videolarını bu şekilde hazırlamaya başlar. Peki bu nasıl oluyor? İlk adım çarpıcı bir başlık ve dikkat çekici bir resim düşünmektir. Kendi kendilerine şu soruyu soruyorlar. İnsanlar buna tıklar mı? Bu kriter karşılandıktan sonra içerik üzerinde çalışmaya başlarlar ve video için temel bir yapı veya taslak oluştururlar. İçeriği düşündüklerinde şu soruları sorarlar. İlgi çekici mi? Değer sağlıyor mu? İzleyici videoyu bitirdiğinde düşünüyor. Vay, bu kişiyi gerçekten sevdim diye mi? Bu sorulara evet cevabı aldıktan sonra işi bir adım daha ileri götürüp şu noktalara odaklanırlar. Hikaye nedir? Alt hikaye var mı? İzleyici videonun tamamında nasıl bağlı tutuyorsan. Ancak bu soruların cevabını bulduktan sonra videonun kendisini çekmeye başlarlar. Evet, bu şekilde video hazırlığı yapmak çok zaman alır ama profesyonel YouTuberler şunu bilir. Eğer önceden gereken çalışmayı yaparlarsa video çok daha başarılı olma olasılığına sahip olur. Bu planlama yöntemi baştan başarısızlığa mahkum olan bir videoya saatler harcamalarını önler. Eğer sen de video izlenme sürelerini yüksekse, içerik hakkında olumlu yorumlar alıyorsan ama videoların bir türlü patlamıyorsa, bir dahaki videonu tersine planlamayı düşün. Bir video planladıktan, çekildikten ve yüklendikten sonra profesyonel YouTuberler her yeni videoda ilerleme kaydetmek için analitik verilerini kullanır. Hepimiz zaman zaman YouTube stüdyoda gezmişizdir. Ancak amatör ile profesyonel YouTuber arasındaki fark verileri nasıl kullandıklarındadır. Peki bu nasıl oluyor? İşte profesyonel YouTuberlerin hangi analitik verilere baktıklarının listesi. Sana şu garanti edebilirim ki videonu yükledikten 30 dakika sonra analitiklerine bak. Her 5 dakikada bir yenileyerek bir numara olur mu acaba diye düşünmek profesyonel bir yaklaşım değil. Onlar bunu 2 aşamada yapıyorlar. Birinci aşama videonun yüklenmesinden 3 saat sonra başlar. Bu aşamada yeni videonun tıklama başına oran aynı kategoriye yükledikleri diğer videolarla kıyaslarlar. Eğer bu oran ortalamanın altındaysa başlıkta veya küçük resimde değişiklikler yaparlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Genel kanal ortalaması yerine videonun türüne göre CBO'ya bakmak daha faydalı olabilir. Örneğin Mr. Who's the Boss için inceleme videolarının CBO'su karşılaştırma videolarına, video denemelerine veya daha kişisel videolara göre farklıdır. Bu farkları ne kadar çok takip edersen kategoriler arasındaki farkları o kadar iyi anlayacaksın. Eğer benim gibi sayılara aradan bir bağ varsa bu farkları kendinde izleyebilirsin. İkinci aşama videonun yüklenmesinden 2 gün sonra başlar. Bu aşamada videonun izleme grafiğinde bakarlar. Grafikte özellikle şunlara dikkat ederler. Genel izlenme oranı nedir? İlk 30 saniyelik düşüşün oranı nedir? Hangi bölümlerde düşüşler veya daha düz çizgiler var? Nerelerde aynı yükselmeler veya düşüşler olmuş? Hangi bölümlerle insanlar daha fazla tıklamış? Bu analizlere dayanarak gelecekteki videolarda neleri iyileştirebileceklerini belirler. Örneğin Mr. Who's the Boss videolarını başında büyük izleyici kayıpları fark etti. Bu kayıpların videonun başında abonelik istemesinden kaynaklandığını fark etti. Erken abonelik istemek izleyiciyi rahatsız ettiği için yaklaşık %20 düşüş oluyordu. Abonelik isteyeni videonun ilerleyen bölümlerine taşıdıktan sonra videonun izlenme oranı ve abone dönüşümleri arttı.
Profesyonel YouTuberler izleyicileri hakkında her şeyi bilirler. Videolarının bu kadar başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri de budur. İzleyicinin hakkında fazla bir şey bilmeden video çekmek, karanlıkta yemek yapmaya benzer. Ne yaptığını anlamazsın. O tuz mu yoksa pul biber mi? Profesyonel YouTuberler sadece izleyicilerinin kim olduğunu bilmekle kalmaz. Aynı zamanda bu bilgiyi senaryo, kanal ve içerik stratejisi kararlarını şekillendirmek için kullanırlar. Mr. Who's the Boss'un izleyici bilgilerini nasıl kullandığına bir göz atalım. When I'm scripting, I'm thinking of three different people. Okay. So there's three people I know in my life of different levels of, I guess, tech enthusiasm. And so with every line, I've almost reached a stage where I'm scanning it, being like, is this interesting for all these three people? Would they watch this? Would they watch this? Would they watch this? Would they understand this? Is this funny to them? All that kind of stuff. Mr. Who's the Boss izleyicini çok iyi tanıdığı ve bilgiyi senaryolarına onlara uygun hale getirmek için kullandığı için izleyici sonuna kadar ekrana kitleyen mükemmel senaryolar yazabiliyor. Bu videoda bahsedilen ipuçları göz korkutucu gibi görünse de endişeli. Her şeyi aynı anda uygulamaya çalışmana gerek yok. Bu videoyu izliyor olman bile gelişmek için bilinçli çaba sarf ettiğini gösteriyor ve bu doğru kaldığını süreçte profesyoneller arasında yerini almak sadece bir zaman meselesi. Şunu da belirleyeyim ki bu videoda bahsedilen tüm ipuçları iyi bir video nasıl yapılır bilmiyoruz. Hiçbiri işe yaramaz. İşte böyle de bizim videomuz sonuna geliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.